TV ekranlarından Sağlık Hattı programından merhaba sevgili izleyiciler. Hafta içi her gün sabah kuşağında canlı olarak yayınlanan programımızın bugünkü konuğu Özel Doruk Yıldırım Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı ve Diyaliz Hekimi Sayın Doktor Doğan Çimen. Kendisiyle bugün böbrek yetmezliği ve hemodiyaliz üzerine konuşacağız. Bizlere ulaşmak isterseniz eğer 224 alan kodu ile 261 1188 261 1199 numaralı telefon hattını arayabilir. Ayrıca saglikatte@astv.com.tr adresine de yine sorularınızı mesaj olarak gönderebilirsiniz diyorum ve Sayın Hocama dönmek istiyorum. Evet Doğan Bey, hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Sağ olun, iyi, siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz hocam, bizler de iyiyiz. Yine oldukça aslında zorlu bir hastalıktan bahsedeceğiz. Böbrek yetmezliği ve hemodiyaliz dedik ama öncelikle yine ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Böbrek nasıl bir organdır ve böbreğin fonksiyonları nelerdir diye size sormak istiyorum. Tabii ki. Böbrek retroperitoneal dediğimiz karın boşluğunun arka tarafında yerleşmiş iki tane yaklaşık 10-12 santim büyüklüğünde ve kanın, tüm vücut kanının %25'ini alabilen, çok fazla kanlanabilen bir organımızdır. Fasulye şeklindeki organımızdır. İki adettir. Böbreğin fonksiyonlarına gelirsek aslında çok önemli fonksiyonları var. Aynı karaciğer nasıl vücut için çok önemlisi, böbrek de çok önemli. Böbreğin fonksiyonlarını özetlersek şöyle kabaca. İlk önce toksinleri vücuttan uzaklaşmasını sağlıyor. Bunu idrar yoluyla sağlıyor, idrar atılımıyla sağlıyor. İkinci olarak tansiyonu ayarlıyor. Bunu salgıladığı bazı hormonlar vasıtasıyla yapıyor. Tansiyonu ayarlıyor. Üçüncü olarak da vücudumuzda su ve tuz dengesini ayarlıyor. Bunu sodyum ve potasyum üzerinden vücudun su ve tuz dengesini. Dördüncü olarak da vücuttaki D vitamini sentezinin ikinci basamağı böbrekler, birinci basamağı karaciğer, sonra böbreklere geliyor. D vitamini sentezi, bu da kemikler için çok önemli. D vitamini hormonu salgılıyor. Daha doğrusu D vitamini böbrekte de aktif hale geliyor. Beşinci olarak da böbrekler kan yapımını sağlıyor. Eritropoietin diye bir hormon var. Bu böbreklerden salınıyor ve kırmızı kan hücrelerini arttırıyor vücudumuzda. Daha başka da asit baz dengesini sağlıyor. Vücudumuzun asit baz dengesini sağlayan ikinci organ. Birincisi hızlı asit baz dengesi sağlayan akciğerler. İkincisini daha uzun sürede asit baz dengesini sağlayan böbrekler. Evet. Bu şekilde özetleyebiliriz. Peki hocam, şimdi böbrek yetmezliği dedik. Böbrek yetmezliği nedir ve aslında birkaç noktaya ayrıldığını biliyoruz. Kaça ayrılır? Evet. Böbrek yetmezliği kabaca ikiye ayrılır. Birisi akut böbrek yetmezliği, ikincisi kronik böbrek yetmezliği. Bizim tabii asıl konumuz kronik böbrek yetmezliği ve hemodiyaliz olacak. Akut böbrek yetmezliği oluşturan birçok sebep var. Onları sayacak olursak, mesela büyük ameliyatlardan sonra böbrek yetmezliğe girebilir. Zehirlenmelerden sonra böbrek yetmezliğe girebilir. Aşırı ishallerden sonra yetmezliğe girebilir. Sonra bazı ilaçlar böbrek yetmezliğine yol açabilir. Kullandığımız ilaçlar. Bunlar içerisinde tabii en önemlisi, yeri gelmişken söyleyeyim, ağrı kesiciler. Parasitomun haricindeki ağrı kesiciler, aspirin, yüksek doz aspirin, naproxen, diklofenak, bu ağrı kesiciler böbrek yetmezliğine yol açabilir. Bir de antibiyotikler, aminoglikozit dediğimiz antibiyotik grubu da akut böbrek yetmezliğine yol açabilir. Kazalar keza yol açabilir. Ve büyük ameliyatlar dedik. Bunlar akut böbrek yetmezliğine yol açabilir. Burada tabii dikkat edecek şey, akut böbrek yetmezliği geriye dönüşümü olabilen bir hastalık. Yani tedavisi mümkün. Tedavisi mümkün. Evet. Fakat eğer zamanda müdahale edilmez akut böbrek yetmezliğine, bu kronik hale kronik gelebilir. Hali hatta öldürebilir. Şimdi ikinci sıklıkta baktığımız, gördüğümüz kronik böbrek yetmezliği. Kronik böbrek yetmezliğini tariflerken şöyle bir tarif kullanabiliriz. Böbreğin üre ve kreatin
daha doğrusu böbrek bozukluğunun 3 aydan daha fazla uzun sürmesine biz kronik böbrek yetmezliği diyoruz. 3 aydan daha kısaysa kronik böbrek yetmezliği değil, 3 aydan daha uzun süre ise süreyle üre ve kreatin yüksekliği ve böbrek yetmezliği belirtileri varsa buna kronik böbrek yetmezliği diyoruz. Ve kronik böbrek yetmezliği 5 evreye ayırabiliyoruz. 5 evresi var kronik böbrek yetmezliğinin. Nedir bu evreler hocam? İstersen şöyle yapalım. Ben sıklığını, böbrek yetmezliğinin sıklığını anlatayım. Şimdi akut böbrek yetmezliği sıklığı ile ilgili pek veri yok elimizde ama kronik böbrek yetmezliği sıklığı ile ilgili veri var elimizde. Türk Nefroloji Derneği'nin tabii yaptığı çalışmalarla. Evet. Bu sıklık toplumda yaklaşık %15 civarında. %15 civarında bir kronik böbrek yetmezliği var. Birçok insan bunun farkında olmayabilir. Şöyle, çünkü bu sıklığın, bu yüksek vakaların çoğu %65'i evre 1 grubuna giriyor. %0.1,5'u evre 5 son dönem böbrek yetmezliğine giriyor. Yani 0.15'i son dönem, %65'i evre 1'de, %35'i evre 2'de. Çok yüksek bir oran değil mi hocam bu %15 dediniz? %15 çok yani yüksek. Ülkemizde yaşayan vatandaşlarımızın %15'i aslında kronik böbrek yetmezliği yaşıyor. Ama evre 1 veya 2'de olduğu için belki bunun farkında değil. Öyle farkında mi? Farkında değil. Evet. Şöyle diyebiliriz. Böbrek yetmezliğinin şikayetlerinin ortaya çıkması için aslında evre 3, 4 ya da 5 olması gerekiyor. Evre 1, 2'de yakalanabilir. O yüzden evre 1, 2'de biz aile hekimlerine çok büyük görev düşüyor evre 1'de. Evre 2'de, 3'te, 4'te iç hastalık uzmanı nefroloji, tabii 4, 5'te nefroloji devreye giriyor. Evre 1'de şöyle bir durum var. Evreleri şöyle ayıralım isterseniz. Şimdi bir böbreğin çalışmasına %100 dersek kabaca diyorum. Glomerül filtrasyon hızı olarak biz hesaplıyoruz. Bu da şey demektir. Bir dakikada üreden temizlenen kan miktarı, plazma miktarı diyelim. Bir dakikada üreden temizlenen plazma miktarı 120'dir normalde. Biz kabaca 100 dersek evre 1'de yine bu korunuyor 100 olan şey. Fakat böbrekte gözle göremediğimiz minik kanamalar, minik protein kaçakları, işte eritrosit silindirleri dediğimiz patolojik bulgular olabiliyor. Fakat bunu gözle göremiyoruz, hiçbir şikayete yol açmıyor. Büyük kısmı evre 1 dediğimiz kısım bu aslında. Daha sonra işte şimdi normalde 100 dediğimiz zaman evre 1 100. Evre 2'de de 90 ile 60 arası böbrek fonksiyonu 90-60'a kadar iniyor. %60. Evre 3 dediğimiz %60 ile %30 arasında artık işlev %30'a kadar düşüyor. Evre 4 düşüyor. Evet. Evre 4 dediğimiz %30 ile %15 arasında oluyor. Artık son dönem böbrek yetmezliği dediğimiz vakalar böbrek fonksiyonlarının %15'in altında olduğu vakalar. Neredeyse tamamına yakını. Neredeyse tamamına yakını böbreğin iş göremez hale geliyor. Hı hı. Tabii böyle bir duruma düşünce de artık renal replasman tedavisi dediğimiz tedavi gruplarından birisini seçmek durumunda kalıyor hastamız. Evet. Burada hocam çok önemli bir noktaya değindiniz aslında. Sağlık ocaklarında özellikle sağlık hekimlerinin, aile sağlığı hekimlerinin dikkatli olması gerektiği. Burada izleyicilerimizle de paylaşır mısınız? Böbrek sağlıklarını kontrol ettirmeleri amacıyla ne tür bir istekte bulunsunlar evet. Doktorlarından? Şöyle yapabiliriz. Şimdi dedik ya %15 kadar bir sıklığı var böbrek yetmezliğinin. Şimdi şikayete yol açmıyor ilk başta. Hı hı. Sağlık ocağına gittikleri zaman en basit tetkik idrar tetkiki. Evet. Yani üre kreatin kan tetkikine girmeden önce idrar tetkikinde zaten bunlar ilk belirtilerini veriyor. Dipstik, basit dediğimiz dipstiklerle bile görebiliriz. Hematürü var mı? Kan kaçağı var mı? Proteinürü var mı? Daha sonra işte eritrosit, eğer bunlarda bir patoloji varsa eritrosit silindirlerini görebiliriz ama bunlar eritrosit silindirleri mikroskop altında uzman kişilerce görülebilecek belirtilerdir. Ama kan kaçağı ve protein kaçağı burada önemli. Bunlar varsa aile hekimleri ilgili birimleri de yollayabilirler. Bu şekilde hastalar yakalanabilir. Bir de şunu ifade edeyim. Tabii bu kronik böbrek yetmezliğinin şeyleri de var, sebepleri var. Evet, sebeplerine de geleceğiz. Sebepleri var. Aslında sıklığının neden bu kadar sık olduğunu bu sebepler açıklıyor. Şöyle ki
Sebeplere girince ilk önce tabii diyabet, şeker hastalığı. Şu anda şeker hastalığı böbrek yetmezliğinin, kronik böbrek yetmezliğinin bir numaralı sebebi. %35 oranında. İkinci sıklıkta hipertansiyon. Bu da %25 sıklıkta görülüyor. Üçüncü sıklıkta ürolojik problemler, taşlar, prostat hipertrofileri, böbrek enfeksiyonları. Dördüncü sıklıkta işte glomerülonefritler dediğimiz, eskiden çok sık karşılaştığımız ama bu son dönemlerde daha az karşılaştığımız glomerül hastalıkları geliyor. Daha sonra vaskülitler, otoimmün hastalıklar diye aşağı doğru gidiyor ve bir kısmı %10-12 civarında da bilinmeyen grup. Yani ne yaparsanız yapın, böbrek biyopsi yapın, ne yaparsanız yapın sebebini bulamadığımız vakalarda var. Şimdi böbrek yetmezliğinin gidiş 2000'li yıllardan itibaren trendine baktığım zaman devamlı bir yükselme trendinde olduğunu görüyoruz. Neredeyse Türk Nöroloji Derneği'nin kayıtlarında da var. Neredeyse her yıl %10-11 oranında artıyor. Katlanarak gidiyor. Her yıl %10 üzerine katıyor. Tabii bunun sebebi de muhtemelen diyabet oranının gitgide artması ve tansiyon oranının gitgide artmasıyla alakalı. 2000'le bu döneme geldiğimizde baktığımızda kronik böbrek yetmezliğine yol açan diyabet oranı her sene artmış, gitgide artmış. İlk başta %10 civarındayken şu anda %35'lerde. Hipertansiyon oranı gitgide artmış. Yani hipertansiyon böbrek yetmezliğine yol açma sıklığı artmış. Şimdi bu iki tane sinsi hastalık diyelim. Diyabet ve hipertansiyon. Diyabet o kadar sinsi değil ama hipertansiyon sinsi neden? Çünkü hipertansiyon hiçbir belirti vermeden normal, ben gayet iyiyim, normalim diyebilirsiniz ama tansiyonunuz yüksek çıkabilir. Ya da ben de hiçbir şey yapmıyorum ama 16-17 ile geziyorum diyebilir insanlar. Bu yanlış aslında. Tansiyon normal sınırı 14-9'un altı. Şöyle bir kanı da var değil mi hocam? Benim tansiyonum yüksek ama benim vücudum bunu kaldırıyor. Böyle bir düşünce de var. Bunun için neler söyleyeceksiniz? Evet, işte bu düşünce tamamen yanlış bir düşünce. Tamamen yanlış. Çünkü dünyada yapılan çalışmalar, Türkiye'de yapılan çalışmalar göstermiş ki 14-9'un üzerinde olan tansiyonlar damarları mikroskopik düzeyde bozuyor. Tabi damarların en çok bulunduğu bölgeler olan birisi de böbrek olduğu için böbreklerdeki işlev gören glomerüllerdeki damarları da bozuyor. Dolayısıyla 14-9'un üzerinde olan her tansiyon böbrek yetmezliğine yol açıyor. Yıllar içerisinde fark edilmeden yol açıyor. Dolayısıyla tansiyon hiçbir şekilde yol açması bile bence 14-9'un altında tutulmalı. Bunu aile hekimleri yapabilir, iç hastalık uzmanları, kardiyologlar, diğer hekim arkadaşlar yapabilir. Bu önemli bir sağlık sorunu bence tansiyon. Tabii diyabet de, diyabete geçersek diyabet de önemli bir sağlık sorunumuz, gitgide artıyor. Diyabete değinirsek şöyle bir şey, ülkemizde salgın şeklinde bir artış var. Neredeyse diyabet oranının artışı açısından dünyada ilk üçteyiz ülke olarak. Buna sebep nedir peki? Buna sebep tabii modern hayat dediğimiz yaşam tarzımız. Yani aslında hiçbir aktivitede bulunmuyoruz. Şunu mu yapıyoruz hocam? Modern hayata ayak uyduralım derken aslında fiziksel olarak dediğiniz gibi işte egzersizlerden hani modern hayatın koşuşturmasına uyduruyoruz belki ama sağlığımızla ilgili bir çaba sarf etmiyoruz. Evet, dikkatimiz yok belki de. Bilinçli mi değiliz? Evet aynen. Şöyle tabii Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği her gün aslında 10 bin adım atmamız gerekiyor. 10 bin adım. Şimdi spor falan diyoruz ama sporu ayrı olarak düşünmemek lazım. Bence spor denilen şey olayı hayatımıza, günlük yaşamımıza monte etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ayrı bir şey olarak düşünürsek sanki ona ayrı bir zaman harcamamız gerekiyor, ayrı bir vakit harcamamız gerekiyor gibi algılayabiliriz. Öyle değil. Onu normal hayatımıza indirgememiz gerekiyor. Mesela şöyle yapabiliriz. Eğer otobüste ya da toplu taşımayla gidiyorsak bir durak öncesinden inip eve kadar yürüyebiliriz. Binerken de keza aynı şekilde yürüyerek yapabiliriz. Merdivenleri kullanabiliriz. Yani asansör değil de merdivenler kullanılabilir. Parkurlarda, açık alanlarda, hatta şu anda belediyenin yaptırdığı birçok
Çok park güzel var. Açık alanlarda egzersiz yapma imkanları da var. Aletleri var. Orada bir 15-20 dakika hafif tempoyla yapılabilir bazı egzersizler. Yani hareketlenmek lazım. Zaten Sağlık Bakanlığı'nda birkaç yıl öncesi bununla ilgili bir proje başlattı. Hani hareketli olalım gibisinden. Çok yerinde bir durum. Yani Türkiye'nin hakikaten Avrupa'da sanırım birinci sırada diyabet sıklığı, yükselmesi sıklığı açısından dünyada da ilk üçte. Evet. Burada hocam şimdi ben ev hanımlarımızın da sesini duyar gibiyim bir taraftan. Biz işte evin içerisinde yeteri kadar zaten koşturuyoruz diyenler de oluyor. Onlar için neler söyleyeceksiniz? Çünkü tamamen ayrı bir şeyden bahsediyoruz aslında. Düzenli olarak hayatımızın içerisinde günlük belki 15-20 dakika en az bir egzersiz programını katmak. Ev içinde yaptığımız hareketler bunu tamamlar mı? Bu eksiği şimdi, kapatır mı? Aslında şöyle. Ya kilo, şimdi diyabetin tabii birinci sebebi, şekerin birinci sebebi kilo dedik. Kiloya baktığımız zaman aslında kilonun özeti şu, bir girdi var bir de çıktı var. Şimdi biz egzersize çıktı olayını düzenliyoruz aslında. Hı-hı. Çıktıyı biraz fazlalaştırıyoruz. Ama bir de girdi var. Girdi de şey, yediğimiz içtiğimiz şeyler aslında. Dolayısıyla burada ev hanımları diyoruz ama yediğimiz içtiğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Glisemik indeksi, şeker oranı çok yüksek gıdalardan uzaklaşmamız lazım. Hani bu hamur işleri olur, tatlılar olur. Evet. Bunlardan uzaklaşmamız gerekiyor. Taze sebze meyveye önem vermemiz gerekiyor. Suya önem vermemiz gerekiyor. Bir kere girdiği bir azaltmamız gerekiyor. Çünkü biz şöyle harcadığımızdan daha fazlasını alıyoruz. Dolayısıyla vücut bu aldığı için de bunu depo olarak kullanıyor ve yağ olarak depoluyor. Dolayısıyla girdiğimizi, aldığımızı biraz azaltıp harcamamızı ona göre yapacağız. Ev hanımlarının günlük o koşuşturmacı da evet harcanıyor bir şeyler, enerji harcanıyor ama günlük aldığı daha fazla olduğu için o harcanan pek yeterli gelmiyor. Evet. Evet. Peki hocam böbrek yetmezliğinin belirtileri nelerdir diye sormak istiyorum. Hastalar ilk önce size hangi şikayetlerle geliyorlar? Güzel bir soru. Böbrek yetmezliğinin aslında birçok sebebi var. Hiçbir belirti de vermeyebilir ama birçok sebebi var. İlk başta halsizlikten başlayabiliriz. Böbrek yetmezliğinin ilk bulgusu halsizlik olabilir. Hı hı. Solukluk olabilir. Ciltte solukluk. Nefes darlığı olabilir. Böbrek yetmezliği tansiyonu açtığı için nefesi daralabilir. Başı ağrıyabilir. Daha ileri safhalarda bulantı kusmalar eklenebilir buna. Bulantı kusması olabilir. Bir de böbrek hastalarının en tipik bulgusu ürokrom rengi dediğimiz bir ten rengine sahip olmaları. Şöyle ki kansızlık, bunların kanı tabii dedim ya hani eritropoyetinden dolayı düşüyor. Kanı düştüğü için soluk, aynı zamanda üre yükseldiği için de sarımtırak bir soluk sarımtırak bir renge bürünüyorlar. Buna da ürokrom rengi diyoruz. Yani tipik bir aslında renkleri var. Bir de nefeslerinde böbrek yetmezliğinde koku olur. Hı hı. Aseton kokusu. Bu da böbrek yetmezliğinin bir belirtisidir. Nöropati dediğimiz sinir hasarlanmaları olabilir, uyuşmalar olabilir. Yani bunlar evet. Görülebilir. Şimdi hocam tanı ve tedavisine geçmeden önce yine özellikle dedik ya hani zor bir hastalık aslında. Burada hastaların size geldiği ilk anda işte hani böbrek yetmezliği tanısı koyduğunuz zaman çünkü işin bir de psikolojik boyutu da var. Orada neler hissediyorlar, neler gözlemliyorsunuz? Çabuk kabulleniyorlar mı ya da kolay kabulleniyorlar mı? Çünkü zor bir tedavi sürecine giriliyor ondan sonra. Evet. Şimdi böbrek yetmezliği hastaları hakikaten zor hastalar. Kendileri açısından da aileleri açısından da hakikaten zor. İlk önce böbrek yetmezliği tabii tanısı konulunca hastalarda bir makineye bağlılık olayı oluşuyor ve onu kabullenemiyorlar. Peki hastalıklarını kabullenmeleri zor oluyor. Hı-hı. Yıllar süren ve kabullenemeyen hasta gruplarımız oluyor, biliyoruz. Bunlar daha çok öfke duyuyorlar. Kendilerine de öfke, karşılarına da öfke, yakınlarına da öfke duyabilirler. Kabullenmeleri hakikaten zor oluyor. Daha sonra bunlar biraz depresif ruh haline de bürünebiliyorlar. Depresif durumlarda gözlemlenebiliyor. Tabii ister istemez aileye, çevresine bunu yansıtabiliyor. Aileleri de etkilenebiliyor. Yani kabullenememe, öfke,
Tam tersi bazen içine kapanıklık, depresyon durumları da olabiliyor. Çünkü, ama zamanla alışıyorlar tabii. Evet, çünkü haftada 3 kez de bir diyaliz makinesine de bağlı yaşayan hastalarımız var. Allah hakikaten bütün hastalarımıza şifa versin. Evet. Ama zor bir durum. Tabii burada ailenin olsun, çevrenin olsun çok önemi var değil mi hocam? Tabii. Aileler destek vermeleri gerekiyor. Hı hı. Yani kronik böbrek yetmezliği, evre 5 dediğimiz kronik diyalize giren ya da periton diyalizine giren hastalar için aile desteği çok önemli. Çünkü onlar tek başlarına yaşamlarını sürdürmeleri çok zor. Hele diyalize giren bir hastanın çok zor, yanında mutlaka aile desteği, evet, psikolojik destek şart ve gerekli. Evet. Ben ekranlara başına yeni geçen izleyicilerimiz için tekrar paylaşmak istiyorum. Sevgili Sağlık Hattı izleyicilere, programımızın bugünkü konuğu Özel Doruk Yıldırım Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı ve Diyaliz Hekimi Sayın Doktor Doğan Çimen. Kendisiyle bugün böbrek yetmezliği ve hemodiyaliz üzerine sohbetimize yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Sayın Hocam, şimdi bir diğer soruma geçmek istiyorum. Bu hastalarımızın da özellikle beslenme yönünden yine özel bir diyeti olması gerekiyor değil mi? Bunlar için neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir beslenme yolunu tercih etmeliler? Evet. Şimdi böbrek yetmezliğini biz 5 gruba ayırmıştık. Hani evre 1 en, evet, fazla grup, evre 2 ondan sonra, evre 5 en son grup ve çok az bir grup gibi gözüküyor. Bir hesaplamalara girersek, hani Türkiye nüfusuna göre bir hesaplarsak neredeyse 200 bin civarında bir kronik böbrek yetmezliği Türkiye'de sayısı çıkıyor hani hesaplamalarda. Şimdi tedavi de evre 1, evre 2, evre 3, evre 4 diye değişiyor tedaviler. Gıda beslenmeleri de değişiyor tabii. Şimdi evre 1, evre 2'de daha çok böbrek yetmezlikli hastalarımız aslında tuzdan fakir beslenmeleri gerekiyor. Çünkü böbreğin yavaş yavaş tuz atılımı azalacağı için vücutta tuz ve su birikecek ve ödem oluşacaktır. O yüzden burada çok önem arz ediyor tuz olayı. Daha sonraki dönemleri tabii potasyum ve fosfor devreye giriyor ama ilk başta tuz önemli. Ve biz tuzla beraber proteini de azaltıyoruz. Yani kilogram başına alacağı protein normal sağlıklı bireylerin yarısı kadar oluyor. Düşürmemiz gerekiyor. Sebebi de şu, protein böbrekler üzerine biraz zararlı etkisi var ve böbrek yetmezliğini hızlı bir şekilde ilerletiyor. Şunu da ekleyeyim, tabii ne kadar sağlıklı beslenirsek beslenelim, böbrek bir kere her sene 40 yaşından sonra her sene %1 oranında fonksiyonunu kaybediyor. Yani 40 yaşındaki 120 ise 70 yaşında %30'luk azalma kesin olacaktır. Ama proteinle fazla beslenirsek evre 1, evre 2'de biraz bu hızlanabilir. O yüzden proteinden fakir, ondan sonra taze sebze meyveden zengin, yağdan zengin beslenme uygulanabilir evre 1'de. Bunların gitgide evre 5'e doğru da tabii idrarları gitgide azalıyor. Burada tabii önemli bir şey, idrar azalması var. Hatta evre 5'te diyalize giren hastalarda neredeyse 0 derecede idrar, neredeyse idrarları yok diyebiliriz. Tabii bu idrar olmadığı için de tabii evre 5'e doğru tuzu iyice azaltıyoruz. Evet. Şimdi konu tuza gelince şunu da hem hipertansiyon için hem böbrek yetmezliği için şunu da ilave etmem gerekiyor. Biz Türkiye olarak, Türk insanı olarak dünya ortalamasının 3 katı kadar tuz tüketiyoruz günde. Bir çalışma yapılmış, Salt, evet, Türk çalışması, bir günde biz 18 gram kadar tuz tüketiyoruz. Kişi başı. Kişi başı Türkiye'de. Dünyada ortalama 6 ile 7 gram arası. Biz neredeyse 3 katı, evet, kullanıyoruz. Normalde bizim 6-7 gram günlük tuz almamız gerekiyor. Fakat beslenmemize baktığımızda bu tuz oranımız çok yüksek aslında. Fark edemeniz, aldığımız tuzlar çok yüksek. Bir örnek verecek tabii olursak. Şöyle bir şey verelim. Mesela kahvaltıda bir peynir, 2 dilim ekmek, 10 zeytin, 1 yumurta, hı hı, yediğimizi düşünelim. Bunların toplam tuz değeri 4,5 gram yapıyor. Sadece şimdi, kahvaltıda aldığımız. Evet, 1 dilim peynir, 2 dilim ekmek, 10 zeytin, 1 yumurta. Bir kahvaltıda aldığımız 4,5 gram tuz.
tuz, yani örneğin yumurtaya tuz eklemeden aldığımız kahvaltı doğal olarak ekstradan tuz koymadık mı? Ekstradan tuz koymuyoruz. Dolayısıyla aslında aldığımız tuz miktarı çok fazla. Tabii yine Salt Türk çalışması var Türkiye'nin yaptığı. Hı hı. Salt Türk çalışmasında bizim tuz tüketimimiz 18 gramdı ama bunun alt birimlerine bakmışlar. Bakmışlar ki tuz kullanımının %55-60 o 18 gramın %55-60 yemek yapma esnasında atılıyor. Evet. Yemek yapma esnasında atılıyor. %35-40'ı da ekmekten aldığımız tuz. Aslında ekmekteki tuz da bayağı fazla. Evet. Ve %10-15'i de yemek sofraya geldikten sonra eklediğimiz tuz. Sağlık Bakanlığı'nın bir çalışması vardı. Hani lokantalarda tuzlukları kaldırmayla ilgili. Bu daha sonra yapılan çalışmada etkinliği gösterilmiş. 18 gramdan 14.8 grama günlük tuz tüketimimiz azalmış. Buradaki hani lokantadaki tuz kullanımını yasaklamayla alakalı. Dolayısıyla biz yemeğin tadına bakmadan tuz atan bir milletiz. Böyle bir alışkanlığımız var. Böyle bir alışkanlığımız, yanlış bir alışkanlık. Yanlış bir alışkanlık. Oturuyoruz, daha tadına bakmadan tuzu serpiştiriyoruz. Zaten yemekte oldukça tuz var. %55'i, zaten dünyanın 3 katı kadar tuz kullanıyorsun. Evet. %55'i 60 yemeğin içinde var. Ekmeğin zaten tuzlu. Bir de ekstradan tuz atıyorsun. Dolayısıyla çok şey. Biz sıfır tuz kullanın, hiç yemeklere tuz kullanmayın, koymayın dediğimiz zaman bile günde 4,5-5 gram insan tuz alıyor. İster istemez tuz alıyor. Sıfır tuzla bile yine insan tuz alabiliyor. Çünkü domatesin, salatalığın, yumurtanın içinde doğal olarak tuz var. Tuz var. Peki hocam, böbrek yetmezliğinin tanısı nasıl konur diye sormak istiyorum. Böbrek yetmezliğinin tanısı şu şekilde konuluyor. Böbrek yetmezliği tabi bazı vücutta biriken zehirli maddeler var. Onların daha doğrusu atılması gereken maddeleri var. Onların yükselmesiyle kanda yükselmesiyle ölçülüyor. Bunların başında üre ve kreatinin geliyor. Bunların yükselmesi, üre ve kreatinin böbrek yetmezliğinin bir belirtisi. Ama daha spesifik, daha orijinal olarak şöyle yapıyoruz biz. 24 saatlik idrardaki idrarı biriktirip oradaki üre kreatin ve kandaki üre kreatine bakıp bunları oranlıyoruz. Dolayısıyla burada böbreğin bir çalışması ortaya çıkıyor. Yani 24 saatlik idrardaki üre ve kreatin, kandaki üre kreatin. Burada bunlar oranlanıyor. İşte 120'nin 120 civarı ise normal, 90'a kadar normal. Ama 90'dan sonra yavaş aşağı gelince özellikle 60'ın altı kronik renal yetmezlik olarak tanımlanıyor. Glomerüler filtrasyon hızı adı altında. Üre kreatin tabii ki önemli ama asıl önemli olan glomerüler filtrasyon hızı, GFR dediğimiz oran. %60'ın altına düştüğü anda kronik böbrek yetmezliği diyoruz. Bu sadece idrar tahliliyle mi ortaya çıkıyor? Hem idrar hem kan tahliliyle ortaya çıkıyor. Tabii bunu başka tetkiklerle desteklemeli. Mesela kronik böbrek yetmezliğinin bir de ultrason görüntüleri var. Görüntüleme teknikleri. Ondan sonra diğer laboratuvar bulguları. Mesela böbrek yetmezliğinde ultrasonda böbrekleri küçük görürüz. Küçük gördüğümüz zaman evet bu bir belirti. Bu böbrek yetmezliğinin bir belirtisi. Ama bazen kronik böbrek yetmezliği olup da küçük görünmeyen böbrekler var. Onlar istisna. Bazı hastalıklar normal var. Normal boyutunda görülebiliyor. Normal boyutunda. Mesela multiple myelomda, polikistik böbrekte, amiloidozda. Bunlar boyutu normal hatta büyük görünüyor ama aslında böbrek yetmezliği var. Bunu işte üre kreatinin ve glomerüler filtrasyon hızıyla anlayabiliyoruz. Eğer aslında anemi varsa... Bu da böbrek yetmezliğinin bir bulgusu. Eğer hastada D vitamini ne bağlı yetmezlikler varsa, fosforu yüksekse, kalsiyumu düşükse bunlar böbrek yetmezliğinin bulguları arasında. Evet, ülkemizdeki hasta sayısını ortalama vermiştiniz demin ama ben yine özellikle bilinçlenmek açısından ve aslında hani diyoruz ya biz sağlıklıyız ama işte rutin kontrollerimizi yaptırmıyoruz. Tekrar izleyicilerimizle paylaşır mısınız hocam? Ve her yıl eklenen bir oran, evet, katlanan bir oran daha var. Maalesef. Şimdi güncel rakamlara bakacak olursak, tabii bu Türk Nefroloji Derneği'nin verileri 2014-2015'te, 2016'da yayınladıkları. Şimdi 80 milyon olarak Türkiye nüfusunu düşünürsek, %15'inin de böbrek yetmezliği olduğunu düşünürsek aslında 12 milyon civarında bir böbrek yetmezliği
etrafımızda dolaşan böbrek yetmezliği vakaları var. Kimisi bunun farkında değil. Ne zaman ki evde 4-5 olunca biz bunun farkına varıyoruz. Bunlar da dediğim gibi 200 bin, 300 bin çok düşük miktarda. Ama 12 milyon civarında bir böbrek yetmezliği vakaları var. Bunlar bence sağlık ocaklarına gittiğimizde idrar tahliliyle çok basit bir şekilde başlangıç olarak hani basit bir idrar tahlili bunu saptayabiliriz. Üre kreatin daha sonradan yükseliyor. O çok şey değil, ona da bakılıyor zaten de. Bu idrar tahlili çok önemli. Özellikle uzun süre hematüre, uzun süre proteinüre, uzun süre olması gerekiyor tabii. Çünkü kısa dönemde hematüre yapan ürolojik problemler var. Hani böbrek taşları var, kum dökmeler var. Evet. Mesane tümörleri falan var. Hani bunun uzun süre olup ürolojik bir problem olmadığını ya da işte vaskülitik bir problem olmadığını gördükten sonra şey yapmak lazım. Tabii hematür ve proteini gördükten sonra bir üst şeyi sevk etmek lazım hastayı. Evet. Peki böbrek yetmezliğinin tedavisi dersek eğer neler söyleyeceksiniz? Böbrek yetmezliğinin tedavisi aslında 3'e ayrılıyor. Bunu şimdi böbrek yetmezliği tanısı koyduğumuz her hastayı aslında anlatmamız gerekiyor. Hı hı. Ve tedavi konusunu, tedavi seçeneğini de hastaya bırakmamız gerekiyor. Birincisi hemodiyaliz, ikincisi periton diyalizi, üçüncüsü transplantasyon. Şimdi bunların şeylerine bakarsak ne kadara mal oluyor hastaya ya da ülkemize ne kadara mal oluyor diye baktığımızda hemodiyalizin yıllık maliyeti 21 bin dolar. Periton diyalizi baktığımızda o da 21 bin dolar. Transplanta baktığımızda o da 20 bin dolar civarında ilk yıl. Ama ikinci yıl transplantta şey azalıyor. Maliyet azalıyor, 10 bin dolara düşüyor. Kişi başı? Kişi başı bu. Rakamlardan bahsediyoruz. Kişi başı rakamlar. Dolayısıyla maliyet aslında büyük. Fakat işte ülkemize baktığımızda yine Türk Nefroloji Derneği'nin rakamları bunlar. Kronik evre 5 son dönem böbrek yetmezliğinin %80'i, 75'i ile 80'i arasında hemodiyalize girmekte. %10-15'i periton diyalizine, geri kalan transplantasyona. Tabii son dönemde transplantasyon vakaları arttı. Bu tabii sevindirici bir olay. Transplant vakalarının artması gerekiyor. Hemodiyalize girip de transplant bekleyen hastalarımız da var bu dönemde. Organ nakli vericiliği de önemli. Belki başka bir ayrı bir programda aslında baştan sona sadece organ bağışına ayırsak yeridir hocam. Ortalama çünkü organ bekleyen hasta sayısı da hiç azımsanacak kadar da değil, değil mi? Yani rakamlar ortada. İşte organ bekleyen en az şu anda 200, böbrek açısından söylüyorum, 200 bin vaka var. Son dönem böbrek yetmezliğine girip tedavisini idame ettiren 200 bin vaka var. Yani bayağı bir bekleyen var aslında. Evet. Peki hocam, sağlıklı bir yaşam için, böbrek sağlığımız için hayatımızda olmazsa olmazlarımız neler olmalı? Su içmekten başlayalım diyorum ben. Evet, güzel bir soru. Şimdi böbrek sağlığımızı korumamız için tabii ilk önce ideal kilomuzu korumamız gerekiyor. Evet, suyumuz önemli. İnsan vücudunun %60-65'i su. Evet. Dolayısıyla su büyük bir yer tutuyor. Sık sık bence yani tansiyonumuzu kontrol etmemiz gerekiyor. Tansiyon kontrol altında olmalı. Ve şeker hastalığı açısından kilo almamamız gerekiyor. İdeal vücut ölçülerimiz dışına çıkmamamız gerekiyor. Ha bu arada düşük şey de iyi değil. Hani ideal vücut ağırlığı var. Onun üstü zaten zararlı. Onun altı da zararlı. Çok zayıf olmak da iyi bir şey değil. Onu da belirtmek gerekiyor. Diyabet dedik, tansiyon dedik. Tuzu azaltmamız gerekiyor yaşamımızda. Tuzu azaltmamız gerekiyor. Aktif bir yaşam sürmemiz gerekiyor. En az 10 bin adım günde atmamız gerekiyor. Ya da yarım saat bir egzersiz yapmamız gerekiyor. Bunu hayatımızın içine monte etmemiz gerekiyor. Günlük aktivitemiz olması gerekiyor. İşte taze sebze meyve ağırlıklı beslenmemiz gerekiyor. Uykumuza dikkat etmemiz gerekiyor. Uyku da önemli. Evet, uyku ve özellikle alkol ve sigara diyeceğim kullanımı.
Biraz da onun üzerine değinirseniz eğer. Evet, onu unuttuk hakikaten. Şimdi kronik böbrek yetmezliğinin ilerleyişini hızlandıran sebeplerin bir tanesi, hani protein demiştik ya, evet, sigara ve yüksek kan düzeyi, hiperlipidemi. Bunları biraz unuttuk, es geçtik. Sigara çok önemli. Sigara zaten vücuda yapmadığı bir zarar yok. Vücudun her yerine zarar veriyor. Yani kanserden tutun da kalp hastalıklarına kadar. Böbrek yetmezliğini ilerletiyor. Sebebi de zaten böbreklere çok kanlanan bir organ. Küçük kılcal damarları var. Sigara da o kılcal damarlara zarar veriyor. Evet. Dolayısıyla böbrek yetmezliğini kötüleştiren bir faktör. Alkolle ilgili, yani karaciğer üzerine daha çok alkol etkili oluyor. Hı hı. Yani direkt böbrek üzerine toksik etkisi, hani çok fazla miktar alırsa tabii ki toksik etkisi var ama günlük alınırsa nasıl bir zarar var, onunla ilgili pek bilgi yok. Ama dolaylı fakat, yoldan yine sağlık açısından. Dolaylı yoldan şöyle, tabii alkolle beraber başka gıdalar alındığı, evet, için o da obeziteye yol açacaktır. Karaciğer yağlanması yol açacaktır. Obezite, diyabet ve arkasından belki hipertansiyon gelecek. Ve o da böbrek yetmezliğini tetikleyecektir. Evet. Son olarak yine ben özellikle aileye ve çevreye vermek istediğiniz mesaj nedir? Çünkü dediğimiz gibi zorlu bir hastalık. Yine hastalarımıza şifalar diliyoruz ama burada aile ve çevre çok önemli dedik. Neler önerirsiniz? Neler tavsiye edersiniz? Böbrek yetmezliği, daha doğrusu diyaliz hastalarına, diyaliz hastalarının yakınlarına şöyle bir tavsiyede bulmak isterim. Yanlarında olsunlar, yani hastaların yanlarında olsunlar, yakın temasta bulunsunlar, destek olsunlar. Çünkü onların desteğe çok ihtiyacı var. Onlar kendi başlarına yaşamlarını sürdürecek kuvveti, güce sahip olmayabilirler. Destek gerekiyor. Tabii mutfakta da büyük iş düşüyor. Yemeği hazırlayan kişilere de büyük iş düşüyor. Ev hanımlarımıza belki. Burada tabii tuz oranı, potasyumdan bahsetmek, potasyum böbrek yetmez için önemli. Potasyumdan fakir gıdalarla beslememiz lazım. Mesela orada ıspanak, maydanoz gibi gıdaları fazla vermemiz gerekiyor diyaliz hastalarına. Tuz keza öyle. Bir de fosfordan zengin gıdaları vermememiz gerekiyor. Fosfordan fakir beslememiz gerekiyor böbrek hastalarını. Çok özel bir şey var. Yani besin bilgisi gerekiyor aslında diyalize, evet, bakan yakınları açısından. Biz yine program öncesinde konuşmuştuk hocam. O da çok etkilemişti benim, diyalizden çıkan hastaların işte baş dönmesi gibi. Hatta bazen kendini tutamamaları, yani normal ayakta duramamaları, evet, şeklinde sıkıntıları olduğunu da biliyoruz. Burada yine desteksiz çok zor diye düşünüyorum. Zaten şöyle, diyaliz hastalarının diyalize girerken ve çıkarken birçok sorunu oluyor. Hı hı. Diyalize girerken zaten sıvı yüklenmesiyle, ne kadar tuz tüketmeyin desek de tuz tüketiyorlar ve arkasına sıvı alıyorlar. Ve nefes darlığıyla geliyorlar. Yüksek tansiyon ve nefes darlığıyla. Tabii bunlar sıkıntı oluşturuyor diyaliz öncesi. Diyalizi yapıyorsunuz rahatlıyor. Diyaliz aslında bir rahatlama. Neden? Çünkü içerideki zehirli maddeleri bir şekilde makineyle dışarıya, evet, alıyorsunuz. Böbreğin işlevini bir şekilde o makine sağlıyor. Fakat olay diyalizden sonra biraz başlıyor. Normale geldikten sonra sıvı da çekildiği zaman vücutta bir dengesizlik, bir belki de bir tansiyon düşmesi, hı hı, bir halsizlik, bir bitkinlik, bir baş dönmesi olabiliyor. Bu belki saatlerce sürüyor. Bazen gün de sürebilir, 24 saat de sürebilir. Bazen diyaliz hastaları 24 saat diyalizden çıktıktan sonra uyuyanlar da var, kendilerine gelemeyenler. O yüzden ailenin desteği burada önemli. Hatta bir kişi de yetmeyebilir. Birden fazla kişinin desteğine ihtiyaçları var. Evet. Bunu da burada belirtmek isterim. Yine en önemlisi de organ bağışıydı ama inşallah bir başka programda konuşuruz diyorum. Çünkü biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Konuğum olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Evet sevgili AS TV Sağlık Hattı izleyicileri, programımızın bugünkü konuğu Özel Doruk Yıldırım Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı ve Diyaliz Hekimi Sayın Doktor Doğan Çimen'di. Kendisiyle böbrek yetmezliği ve hemodiyaliz üzerine konuştuk. Yarın bir başka programda yine başka bir uzman konuğumuzla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.